Bu süreç benim için arabada geçirdiğim zamanı daha kaliteli nasıl geçirebilirim düşüncesiyle başladı ve karşıma çıkan içerik Business Wars adında bir podcast içerik oldu. Özellikle hikaye anlatımı ve verdiği bilgiyi daha doğrusu hikaye anlatımıyla birleştirmesi benim çok dikkatimi çekti. Sonrasında bunun Türkiye'de nasıl olabileceğini düşünürken rekabetçi olabileceği avantajlar yani competitive advantage olacak alanlara bakmaya çalıştım. Burada da gördüğüm birkaç tane konu vardı açıkçası. Onları da şöyle düşünebilirsek yani başka platformların giremediği alanlara podcast girebiliyor. Arabadayken, evde temizlik yaparken, yemek yaparken, ütü yaparken, iş yerindeyken, uyku öncesi gibi birçok alana podcast'e penetre edebiliyorsunuz kendinizi. Ve üçüncüsü de ekonomik olarak bu işin aslında çok daha uygun maliyetlere gerçekleştirebilir olmasıydı. Bu noktadan sonra nasıl içerikler üretebiliriz? Nasıl planlamalarda elimizden geldiği kadar doğru bir içerik skalası oluşturabiliriz? Bunlara baktık. Buradaki önemli konulardan bir tanesi dizi bacağıydı. Podcast'lerin dizi bacağıydı. Orada zaten işte Tansu'yla ve Tülin'le bir fiil beraber çalışıyoruz. Öncelikle bir içerik olarak ne üreteceğimize de bakıyoruz. Nasıl bir içerik üretmek istediğimize de bakıyoruz. Ama aynı zamanda yaratıcılarımızın neye ihtiyacı olduğunu da biliyoruz ve belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey yaratıcılara komple bir paket olarak hostinginden, reklam süreçlerinden, içeriğin geliştirilmesine kadar olan bütün süreçlerde yardımcı olmak ve onları içeriğin tam olarak yaratıcı merkezinde tutabilmek. Yani biz istiyoruz ki onlar daha çok yaratıcı tarafta kalsınlar, daha iyi içerik üretsinler. Arka taraftaki işte yok sosyal medya paylaşımıydı, yok işte hosting şirketiydi, finansal konularda gibi veya reklamıydı gibi konularla uğraşmasınlar. Biz o konularda onlara destek olarak onların daha çok podcaster olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani çünkü Türkiye'de şu anda baktığımız zaman gerçekten podcaster diyebileceğimiz insan sayısı herhalde belki işte çok azdır. Herkes bunu bir yan iş olarak, hobi olarak yapıyor. Herkesin bir gelir kaynağı var ve bu gelir kaynağının haricinde yapılıyor. Ama bizim buradaki düşüncemiz bir podcast platformu, bir podcast network olarak gerçekten ben artık bir podcaster'ım diyebilen insanları ortaya çıkarmak. Biz tabii ki dünyada nelerin dinlendiğine bakıyoruz. Yani hangi formatta içerikler yaratılıyor, fiction tarafı nasıl içerikler var ya da işte haber, komedi vesaire bunların hepsine bakıyoruz. Ve buna göre bir zaten planlama yaptık ve bunun üzerine çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bize Türkiye'de gerekli olduğunu düşündüğümüz böyle daha iyi yapılabileceğine inandığımız içerikler var. Yani burada iki tane temel olarak bacak var. Bir, genel trendler. İki, bize göre ihtiyacı olabilecek alanlar. Daha ziyade şey oluyor yani içeriğin nasıl üretileceği ya da içerikte neyden bahsedeceğine karışmak değil de o ne anlatmak istiyorsa, ne konuşmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Onun sadece tabii ki özellikle Candos podcast işleyiş kısmını daha iyi bildiği için o konularda onları yönlendirmeye çalışıyor aslında. Anlatabildim mi? Yani şey değil, içeriği oluştururken içeriğe karışmak yerine o içeriğin daha iyi nasıl sunulabileceğini konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Yani içeriği kilitledi mi öyle diyebiliriz. Geliştirebileceğimiz, ona geri bildirimde bulunabileceğimiz, destek olabileceğimiz alanlar varsa onlar bizim için önemli olan. Bu da normalde olduğundan o bahsettiği hobiden çıkarıyor işte. Yani biraz daha profesyonelleştiren kısmı orası. Profesyonel olmasını istediğimiz yerde orası aslında. Anlatabildim mi? Yoksa öbür türlü zaten bir sürü platform var. Sen kafana göre çekiyorsun. Beğenilir beğenilmez bakmıyorsun. Ben bunu böyle yapmak istiyorum diyorsun. Koyuyorsun mesela YouTube'da olduğu gibi. Ya da ne bileyim diğer başka şeylerde olduğu gibi. Oradaki amatörlük ki şey için söylemiyorum. Yapılış biçimi olarak söylüyorum. O amatörlükten çıkıyor böyle olduğu zaman daha profesyonel bir yaklaşım oluyor. Yani biz yaratıcılarımızla birlikte 14 kişiyiz. Tabii ki bu sadece hani birlikte çalıştığımız kişiler olarak düşünebilirsiniz ama destek veren çok fazla dostumuz var. Yani bunu sosyal medya ekibi işte avukatımız, görsel tasarımcılar, web tasarımcılar aslında hatta ofisimizin olduğu işte Impact Hub gibi yerler. Buraların hepsi projeyi duydukları anda yani Podbean ve bir podcast yapım şirketi fikrini duydukları andan itibaren çok ciddi destek vermeye başladılar. Tabii ki kurgu süreçlerini yapan ya da işte içerik geliştirme tarafında çalışan kendi içimizde yaptığımız iş bölümlendirmelerine göre farklı çalışma kondisyonları üretiyoruz. Ama hem pazar büyüdükçe hem Podbean büyüdükçe daha farklı görev tanımlarıyla daha farklı kişiler ekibe katılacaklar diye düşünüyorum. Yani reklamlar ve markalarla olan işbirlikleri bu işin zaten temel ekonomik yürüme noktasını oluşturuyor. Ve amacımız markaları öncelikle podcast dünyasına çekebilmek. Çektikten sonra da orada tutabilmek. Bu yüzden biz istiyoruz ki burası farklı bir mecra. Markaya önce burayı çok iyi anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bilmiyorlarsa, daha önce podcast dinlememişlerse. Yani bir radyo jingle'ı burada çalışmayacak. Çünkü podcast dinleyicisinin podcast'te çok daha farklı bir bağı var. Ve bu bağı sarsmamamız gerekiyor. Yani marka bunu yaparken bu bağı hiçbir şekilde
hissedilemeyeceği noktada ilerlemeye çalışıyoruz. Birçok yerde reklam metinlerini de kendimiz hazırlıyoruz. Hatta işte markadan öneriler geliyor, onları biz ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Temel olarak ekonomik anlamda ilerleyişi şu anda markaların entegrasyonuyla gerçekleşiyor. Ama ileride şu anda düşündüğümüz 3-4 tane daha alan var bize finansal olarak getirisi olabilecek. Onları da biraz süreç bize gösterecek. Yani gelecekte nereye doğru evrilecek Podbean'in ilerleyişi biraz daha sürece bağlı değişecek. İlk aldığımız sponsorluklarda şu etkili oldu. Zaten markadaki yetkili kişiler podcast'i biliyorlardı ve dinliyorlardı veya çok alışıklardı yani. Dolayısıyla onlar böyle bir projeye, böyle bir fikri götürdüğümüz zaman bu işe çok sıcak baktılar. Hatta böyle bir işin başlamasına da çok mutlu oldular ve bunu desteklemek istediler. İlk başlangıç süresi bu şekilde oldu. Bir diziye sponsorluk yapmak, reklam vermek o zaten başlı başına bir risk aslında isterseniz. Bu riski de şu anda Karanlık Bölge'nin sponsorları almış oldular. Dünyada çok örneği var. Bayağı da ileride aslında yani dünyada. Çok da dinlenen bir şey. Ağırlıklı Amerika'da galiba asıl dinleyicileri. Ve gerçekten orası bir başka bir sektör olarak var. Mesela televizyon izlemeyi podcast dinleyen insanlar var. Dizi olarak Türkiye'de tam olarak ilk mi? Bu bir tartışma konusu. Aslında bunun kökeni gidiyor radyo tiyatrosuna dayanıyor. Doğal olarak zaten aslında dünyada yapılmamış da bir şey olmadığı, kalmadığı için artık. Dolayısıyla nereden bakacağız da ilk diyeceğiz bilmiyorum. Ama podcast Türkçe olarak bir dizi mantığıyla ilk diyebiliriz aslında. Bu ilke en başta biz işte ilk vesaire gibi konuşuluyor. Biz de konuştuk ama ben bunun geldiğimiz noktada artık çok insanlar bunu gördüler. Yani bizim ne yaptığımızı, Karanlık Bölge'yi gördüler. Biz şimdi sizle bunu konuşuyoruz. Birçok yerde bunu konuştuk. Dolayısıyla ilk ya da değil. Bizim söyleyeceğimiz şey hani bundan sonra Podbean ile beraber daha da ileriye gittiğimiz zaman belki Türkiye'nin ilk podcast dizisini yaptık. Yani bu bence artık çok şey. Önemli olan biz Karanlık Bölge'yi yaptık. Yani bizim artık duracağımız yer bence burası. Evet yani biz yola çıkarken de aslında ilk diziyi yapmak diye çıkmadık aslında. Böyle bir şey yoktu. Yani biz bu diziyi yapmak istiyoruz. Evet. Yani bu zaten podcast dizisi yapmak istiyorduk. Bu zaten bence yani bizim fikrimizce zaten olmayan bir şey. Bu ayrı bir tarafa koyabiliriz bunu. Zaten bizim konuştuğumuz ya da bununla ilgili bize yapılan geri bildirimler de bunu gösteriyor ama farklı bir tartışma konusu açmanın da anlamı yok. Biz Karanlık Bölge'yi yaptık ve hedefimiz onu yapmaktı. Ve bunu yaptığımız için de çok mutluyuz. İyi ki de yaptık ve şimdi hatta devamını getirmek istiyoruz. Çok riskli. Yani çok riskli tabii ki. Hala çok büyük risk var. Yani biz bir tane Karanlık Bölge yaptık. Şimdi farklı projelere çalışıyoruz ama risk çok fazla ama bu riski de alacağız. Evet çünkü severek yapıyoruz yani. Hani hakikaten o bahsettiği şey de o hani podcast dinleyicisiyle kurduğu bağ. Aslında o bağ yüzünden biz de o riski alıyoruz. Hani değil mi? Hani sadece bu bir şeyi satmak gibi değil çünkü yani bir şeyi. Bizim hep düşündüğümüz şey vardı. Biz Tülin ve Tansu ile bunu çok fazla konuştuk. O da şu. Yani Türkiye'de bizim çok iyi hikayelerimiz var. Bunu yapabilecek çok iyi yaratıcılarımız var. Ve podcast şu anda bulunduğumuz durumda onlar için de çok iyi bir platform. Biz buradan bu hikayeleri çıkartmak istiyoruz. Yani buraya bu hikayeleri buraya taşımak istiyoruz ve eğer hayal ettiğimiz kalitede içerikler üretebilirsek finansal olarak karşılığının da Türkiye'den çıkabileceğini düşünüyoruz. Ve hatta bu içerikleri niye dünyayı açmayalım diye de düşünüyoruz. Böyle planlarımız, böyle hedeflerimiz de var. Ama şu anda biz kendimiz yeni yeni bu dizi formatını oturtma, işte tam olarak nasıl çalıştığını görme aşamasında özellikle hem Tansu hem de Tülin çok ciddi bir emek ve efor sarf ederek bu noktaya getirdiler. Yani Karanlık Bölge'nin olması, şu anda yeni projelerin olması arkasında Tülin ve Tansu var zaten. Ve o dolayısıyla yeni projelerde çok daha iyi yere doğru gidecek, üzerine koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. Güzel bir deneyimdi. Şey oluyor aslında hani nesini yönetiyorsun gibi bir durumda var ya hani. Çünkü görsel bir şey yok. Hani açı belirlemiyorsun, kadraj belirlemiyorsun, ışık belirlemiyorsun, kostüm belirlemiyorsun. Aslında hiçbir şey belirlemiyorsun. Sadece oyuncularla konuşuyorsun. Onlarla oyun üzerinden konuşuyorsun. Bu anlamda benim çok daha tabii ki içinde olduğum bir yer. Şimdi tutup da bir dizi çekmek ya da bir film çekmek gibi bir şey değil. Ama şu kısmı çok eğlenceli. Tamamen hayal gücüne dayandığı için ve sadece karşılıklı konuşan insanlar olduğu için sen o diyaloğu nerede geçirmek istiyorsun? Tabii ki senaryoda da yazılı ama dış mekan mı, iç mekan mı, mekanın kalabalıklık oranı ne, işte orada kim var, neyle oraya gidiliyor, o konuşma sırasında bir şey yapılıyor mu, biri yürüyor mu, oturuyor mu, kalkıyor mu? Ya bunların hepsini hayal ediyorsun aslında. Ve bunları böyle sesle anlatmaya çalışıyorsun. Ve bunları tekrar tekrar dinleyerek gerçek yaşamın ritmine de getirmeye çalışıyorsun. Ama bir yandan sadece işitsel olduğu için normalden daha hızlı da akıyor aslında hikaye. Daha hızlı akınca daha çok bağlanabiliyorsun. Onların dengesini oluşturmaya çalışıyorsun. Aslında bunu yönetiyorsun. Dolayısıyla bu benim için bir ilk ve çok kolay mı değil ama çok eğlenceli geçti yani. Çok güzel geçti. Ne derler? Çok aile içindeydik tabii ilk projede. Yani çok güzeldi o.
Çok pozitif geri dönüşler aldık. Çok mutlu olduk. Hatta hep böyle söylediğimiz şey var. Kendi içimizde konuştuğumuz. Hani dizi izler gibi dinledim. Mesela bu benim çok hoşuma giden bir şey ve aynı zamanda bizim kafamızda da zaten vermek istediğimiz şey. Yani şu demek oluyor. Dinlerken gerçekten kendi hayal gücünde o sahneyi kurmuş, karakterleri yerleştirmiş, hatta onları giydirmiş, hatta havayı kendisi nasıl bir havada olduğunu belirlemiş. Yani demin Tansu'nun aslında ben bunu belirlemedim yönetmen olarak dediği her şeyi kendi kafasında oturtmuş ve ona göre izlemeye başlamış. Bu zaten bizim yapmak istediğimiz şeydi. Evet. İki kişi farklı dünyalar düşünerek, farklı şeyler hayal ederek aynı hikayeyi dinliyorlar. Ya bu çok güzel bir şey. Yani hem BMW hem de Yandex hem oradaki ilgili yöneticiler zaten podcast mecrasını biliyorlar ve bu konuyla ilgili zaten bir şeyler yapmak istiyorlardı. Ve Karanlık Bölge'yi okudukları andan itibaren çok beğendiler, içinde olmak istediler. Bence çok önemli bir risk aldılar o yüzden. O riskin karşılığının da alınması onlar tarafından bizi en çok mutlu eden taraf oldu açıkçası. Seren Yüce yazdı ve yönetti. Mansonant, Yasemin Conka, Tülay Günal, Şehsuvar Aktaş, Çetin Sarıkartal, Cem Zeynel Kılıç, Esme Madra... Kadromuzda bu. Gayet güzel bir şey oldu. Nasıl anlatayım bilmiyorum yani. Adı Dengem. Spoiler vermeden bir şey bahsetme şansımız var bilmiyorum. Evet, pek yok. Yani... O yüzden de biraz sabredeceğiz. Şu anda da hatta iki projemiz daha yazım aşamasında. Bir tanesi bitmek üzere. Bir tanesi temel hatları oturmuş durumda. Yazılmak üzere hazır bekliyor. Biz bunu yapacağız yani. Arkası gelecek. Götürebildiğimiz kadar götürmek için uğraşacağız yani. O risk hep devam ediyor belki ama devam edeceğiz. Valla Can Dost ilk gelip bahsettiğinde ve burada bir dizi yapmak istediğinden bahsettiğinde ve bunun bir hayal olmadığı, burada çok ciddi bir konuşmalarından da anlamışsınızdır. Bu konuya eğilen bir insan olduğunu görüp bunu ciddiye aldığını, bunun üzerine çalıştığını, bunu geliştirmek istediğini ve böyle bir şeyi işler pozisyona getirmek istediğini görünce ben de Tülin de çok heyecanlandık açıkçası yani. Çünkü hakikaten Türkiye'de şu anda bir konuya öyle eğilmek isteyen insan sayısı çok az. Genel eğilim biliyorsun hani hemen bir tane bir şey yapayım, zirveyi bulayım şeklinde. Dolayısıyla hani elinde bir de bitmiş bir senaryo öyle gelip bu da var. Hani hazırda bir senaryomuz da var. Özge'nin yazdığı Karanlık Bölge ile gelince. Ha dedik biz burada işler ciddi. Birileri hayal kuruyor da nasıl yapar acaba diye fikir vermeyeceğiz aslında. Burada bayağı bir şey var falan dedi. Ve ciddi ciddi girmek istedik. İkisini de hakikaten çok sevdik. Birbirimizi çok sevdik. Beraber bir şey yapabileceğimizi hissettik. Yapmak istediği şeyi çok güzel bulduk. Burada bir bizim için eğlenceli ve mutlu olabileceğimiz bir şey öğrenebileceğimiz bir alan olduğunu gördük. Dolayısıyla biz de evet Karanlık Bölge'yle bir şeye girmiş olduk. O noktada da bir ortaklık düşüncemiz yoktu zaten. Sonradan gelişti. Biz dizilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda haftalık düzenli yayınları da yeni içerikler üretmeye de orada da devam edeceğiz. Tabii yapmaya çalıştığımız hatta şu anda başladığımız bir diğer çalışma da markalara özel içerikler üretmek. Yani fikir aşamasından yaratım sürecine hatta prodüksiyona, post prodüksiyona anahtar teslim içerikler üretmek markalar için. Bunları da yapmaya başladık. Gelecek planlamasında İngilizce içerik üretmek gibi hayallerimiz var. Özellikle bunu diziler tarafında yapmak istiyoruz. Podcast çok özgür bir mecra. Bariyeri olmayan bir mecra. Buradan şunu kastediyor. Özellikle coğrafi bariyer yok. Yani bugün biliyorsunuz Netflix'in Amerika'daki kütüphanesiyle Türkiye'deki kütüphanesi arasında farklar var veya farklı ülkelerde böyle farklılıklar görmek mümkün. Podcast'te böyle bir şey yok. Bugün biz Türkiye'den bir ürün çıkardığımız zaman, yayına aldığımız zaman bir içeriği bunu dünyadaki bütün Türkçe konuşabilen herkes dinleyebiliyor. Dolayısıyla neden bunu İngilizce yapmayalım tarafında da ciddi düşüncelerimiz var. Hatta planlamalarımızda da var. Çok güzel bir soru bu arada. Bunu biraz ama öncesini anlatmak. Yani nasıl bu oldu ve şu anda ne yaşanıyor? Bence buna bir bakmak lazım. Daha öncesinde de özellikle Joe Rogan'dan gidelim. Yani Joe Rogan hani en popüler şu anda işte Spotify'ın da özel anlaşma yaptığı veya exclusive anlaşma yaptığı bir podcast yaratıcısı. Zaten mesela video içerik üreterek başladığı bir şov. Yani bunun detaylarına çok girmiyorum. İsteyenler internetten girip bakabilirler. Podcast'e geldiği zaman bir yerde Amerika'da o zaman yani 2011-2012 senelerinde zaten podcast çok fazla böyle süper bilinmiyor, süper dinlenmiyor. Artı Spotify gibi mecra da yok. Yani podcast yatırım yapan bir böyle özel mecra da yok. Sadece Apple'ın bir iTunes platformu var ve oralarda podcast denen şeyler daha çok dolaşıyor. Ve buradaki aslında amaç kitleyi büyütmek. Yani ben nasıl daha fazla bir kitleye gidebilirim? Bir iş yapıyorum burada podcast olarak ama bunu nasıl genişletebilirim derken işte Ocak 2013'te ilk YouTube'a içerik koyuyor Joe Rogan ve orada zaten çok ciddi bir ilerleme oluyor. Yani
sorduğun sorunun cevabında böyle bir geçmişi var. Yani neden bu böyle bir video podcast olayı var? Daha farklı kitlelere ulaşmak için. Biz bunu kullanabilir miyiz? Evet, tabii ki kullanabiliriz. Bunun yani avantajları, dezavantajları var. Şimdi şu Türkiye'de olan durumda video podcasting bence biraz yanlış anlaşılıyor. Eğer ben bir podcast yapıyorsam ve onun işte nasıl, mesela Joe Rogan'ı düşünün. İşte iki kişi konuşuyor, hakikaten bir radyo neredeyse setup'ı gibi mikrofonlar, kulaklıklar ve iki kişi net bir şekilde konuşurken görüyoruz. Türkiye'de video podcasting yapıldığında bildiğiniz bir YouTube kanalı gibi görüyoruz. Yani efektler, işte o kesmeler, hareketler vesaire. Şimdi bu başka bir şey aslına bakarsanız. Bu şekilde yapmak isterseniz bunun arkasında farklı bir finansman ve farklı bir ekip de yaratmak gerekiyor. Ama yok, biz işte şurası bizim podcast stüdyomuz. Buraya iki tane mikrofon koyduk ve kamera koyduk ve oradan kayıtlar alıyoruz. Bunu tabii ki alıp yapabiliriz. Bu düşünebilecek bir şey. Şu andaki durum ise, Spotify'ın video tarafını açmasıyla ilgili durum ise aslında biraz bu devlerin kapışması olarak ben düşünüyorum. YouTube müzik açtı. Apple müzik platformunu açtı. Bunların hepsi Spotify'a bir şekilde savaş. Şimdi Spotify'da ben de o zaman görüntülü olarak bazı şeyleri yayınlamaya başlayacağım diyor. Bir bacağı var. Bir de ikinci tarafta Spotify'ın en büyük gider kalemi özellikle royalty'ler, yani müzisyenlere verdiği o telif hakları. Şu anda kendi özel içeriklerini üreterek o premium üyelere farklı içerikler üretmek ve bu daha o royalty'ler tarafından biraz daha kurtulmaya çalışıyor gibime geliyor. O yüzden bu kadar çok podcast yatırım, o yüzden işte yeni bir video konsepti yaratma gibi düşüncelerin olduğunu düşünüyorum. Çok yakın bir zaman içerisinde diyeyim. 2 milyon bandını geçeceğiz. Ocak ortasında başladık. Bu iyi bir rakam. Ama buradaki önemli bir nokta, biz Amerika'daki podcast networkleriyle IAB arasında, yani bu Interactive Advertising Bureau tarafından oluşturulan bir standart ölçümleme sistemi var. Buna göre ölçümlemelerimizi yapıyoruz. Teknik bir konudur. İsteyenler Podbean'in web sitesinde reklam bölümünde detayları görebilirler bu ölçümlemeyle alakalı olarak. Mesela bize sorular geliyor. Neden içeriğinizi SoundCloud'a yüklemiyorsunuz? Bunun temel sebebi bu içeriğin ölçümlenmesiyle alakalı. Dinleme rakamlarının daha doğru olmasıyla alakalı bir süreç. Ki markalara şişirilmiş rakamlar yerine gerçek onaylanmış rakamları verebilelim. Örnek vermek gerekirse, yani biz bir içeriğimize 2 milyon rakamından bahsettim. Eğer bu bahsettiğim metrikte ölçümlenmeseydi belki %30-%35 daha yüksek bir rakam size söylüyor olabilirdim.